Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda sondaj gelimine ilişkin önemli mesajlar verdi bugün. Avrupa Birliği'ne daha fazla haksızlık yapmayın mesajı gönderdi. Türkiye'nin gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değil ifadesini kullandı. Avrupa Birliği içine düştüğü stratejik köllükten bir an önce kurtulmalı Rum kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir koç başı gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10-11 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz konusunda önemli mesajlar verdi. Türkiye'ye yönelik yaptırımların konuşulduğu süreçte Avrupa Birliği'ne stratejik körlükten kurtulun diye seslendi. Diyalog ve diplomasi vurgusu yaptı. Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri bu meseleyi sıfır toplamlı bir oyun olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Şayet Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme en garanti yoldur. Cumhurbaşkanı Birlik Dayanışması adı altında Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'ye daha fazla haksızlık yapılmamalıdır ifadesini de kullandı. Bir konferans düzenlenmesi önerimiz halen masada duruyor. Muhataplarımızdan Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz. Erdoğan Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz çalıştayına gönderdiği mesajda Akdeniz'de Türkiye'yi Antalya sahillerine hapsedecek haritaların asla kabul edilmeyeceğini söyledi. Haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik duruş sergiliyoruz dedi. Özellikle Türkiye gibi Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik